Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu güzel gördüğünüz 3 yapraklı yonca modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Benim de modelim şu şekilde oldu. Evet, ben de petrol yeşilinin üzerine bu şekilde renkler yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Aslında kameraya biraz daha karanlık yansıyor ama çok tatlı ve yeşil. Yeşilimin rengi çok güzel arkadaşlar. Şimdi iki tane yaptığım bu kırmızı beyaz, bir tane de sizler için bu şekilde mor renkten yapacağım. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çiçeklerimin arasına yapraklarımdan iki tane koyup sonra bir tane dal yaparak alt çimenini bu şekilde yapıyorum. Şimdi iki tanesini yaptım yaprağımı. Çiçeğimin alt dalıyla sizlere anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Tabi yaprağını da göstereceğim. Tığ battımın içine sık iğne ile girdim bu şekilde. İki zincirimi çekiyorum ve buraya bir tane ara mesafesi olarak tığ battı koyuyorum. Bir defa tığımı doladım ve yandaki tığ battıma girip 1, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 5 zincir. Dalımız için 5 zincirimizi yapıyoruz ve kapatıyorum. 4 zincir. Şöyle çevirdim ters tarafına. Dalımızın içine girip sık iğne ile sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Çiçeğimiz için bu 7 zincirimiz yuva oluyor. Ve buraya araya sık iğne ile sabitledim. 6 tane zincir çekiyorum. Bir tane tığ battı atlayıp İkinci tığ battımın içine bu şekilde artma işlemini gerçekleştiriyorum. Bakın, dalımız hazır arkadaşlar. Çiçeğimiz için dal bu kadar. Yapılışı aynısı oldu bakın. Şimdi iki zincir çekerek yine bir tığ battı yapıyorum. Hemen yandaki tığ battıya kapatıyorum. Bir defa tığımın başını yine dolayıp hemen yandaki tığ battıya 1, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 5 zincir trabzanımın içine kapattım 5 zincir. 1, 2, 3 zincir. Çevirdim bu şekilde. Hemen yandaki tığ battıya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Zincirleri sıkı sıkı çekiyoruz arkadaşlar. Trabzana kapattım. Yaprağımızın yuvası bu. 3 defa da aldığım trabzan. Yine 7 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde oluyor. 5, 6 ve 7. Sıkı sıkı 7 zinciri çekip bu 7 zincirle indiğim tam tepe noktasına bu şekilde kapatıyorum. 12 tane sıkı sıkı zincir çekiyoruz. 12 çevirdim. Yine bir tane tığ battı bırakıyorum ara mesafesi olarak. Bakın yaprağımız bu şekilde arkadaşlar. Hemen ikinci tığ battının içine 12 zinciri bu şekilde kapattım buraya. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi bir tane daha yaprak yapalım. 1, 2 zincir. Yandaki tığ battıya mesafe bırakıyorum. Ve bir defa tığımı dolayıp 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım arkadaşlar. Buraya 5 zincirden bir tane yuva yaptım. 1, 2, 3, 4, pardon arkadaşlar, 3 tane zincir olacak buraya. Çevirdim ve sık iğne ile sabitledim. 7 zincir çeviriyorum. Düz tarafına
Yine trabzanıma kapatıp sık iğne ile sabitliyorum. Hafif şu bombililik olacak arkadaşlar. Ve 7 zincir. Döndüm. Tam tepe noktasına kapatıyorum. 12 tane sıkı sıkı zincir. 12. Döndüm. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battıma sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Bu zincir atma işlemi değişebilir arkadaşlar. Bir fazla bir eksik el ayara göre, o da hiç sorun olmaz. Bakın kenarlarında iki yaprak, ortada bu şekilde yoncam için yuva, aralarına da şöyle tığ battılar bırakarak yapıyoruz. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çok da hoş ve zarif oluyor. Bakın böyle çilek görünümü gibi. Şimdi yoncalarımın nasıl yapıldığını tarif edelim. Bu iki yaprağımızın arasına yaptığımız dalımızın içindeki 7 zinciri arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile ipimizi tutturup şöyle köşesine çekiyoruz. Köşesinde de iyice bir sıktırıyoruz. Üzerine bir zincir. Bu ilk başlarken bir zincir çekmemin sebebi sık iğne ile girmem. Bir de üzerine bir zincir. Burada iki zincir yüksekliğinde arkadaşlar ilmek oluşuyor. Bu şekilde tığımın arka tarafını kullanacağım. Bir ilmeklik göstereceğim için. Siz arkadaşlar bu büyüklük çay karıştırıcısına, bir de bunların hani kapattığımız uçlarına plastikler var ya, onlarla aynı genişlik oluyor. O şekil aparatları siz kullanabilirsiniz. Şimdi buraya yine bir iki tane zincir çekiyorum. Bu zincirleri sıkı çekin arkadaşlar. Hele ilk zinciri şöyle dibine biraz otursun. Hemen takıyorum. Bu şekilde buraya tam 9 tane ilmek topluyorum. 2 oldu. 1, 2 zincir. Şöyle her topladığım ilmeği diğerine şöyle yakınlaştırın ki arkadaşlar hepsini bu 7 zincir alabilsin. 3 tane oldu. Yine 2 zincir taktım. 2 zincir. Evet, 5 oldu arkadaşlar. Sıkıştırın. Hepsinin genişliği aynı olsun. Çünkü bu uzadıkça arkadaşlar su sonuna doğru genişliyor. Ona dikkat ederek yapın ki güzel olsun. 6 oldu. 1, 2 zincir. 7 oldu. Hem de artan ipleri değerlendirmek için de birebir her renkten yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu yoncalarımızı, kalan minnak ipleri bu şekilde çiçekler yaparak değerlendirebilirsiniz. Evet, 3, 6, 8, 8 oldu. Sonuncuyu da bu şekilde 1, 2 zincir, 9 oldu. Bu sayılar önemli arkadaşlar. Şöyle 3'er 3'er ayıracağımız için birisi eksik çıkarsa o zaman gülümüz bozuk olur. Bu eksik veya fazla olmamasına dikkat edelim. Yine 2 zincirimi çekiyorum. İpimi kopardım. Bakın arkadaşlar bu şekilde 7 zincirin içini şöyle geniş geniş olsun ki şimdi siyahları bu köşelere batacağız arkadaşlar. Bolluk bırakmak önemli. Normalde bu 9 zincir 5 zincirin de içine sığar ama şimdi arkadaşlar siyah kontürü çekerken bize zorluk olmasın diye bu şekilde 7 zincir çektim. Siz de buna dikkat edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın aparattan çıkarmadım. Aparattan çıkarmadan yakmak önemli. Böyle ilmekli oyalar aparattan çıkarmadan yakarsanız ilmekleriniz bozulmadan bu şekilde narin bir şekilde arkadaşlar olur. Şimdi aparatımızdan çıkaralım. Şöyle dibine bastırıp zaten kolay bir şekilde çıkıyor. Bunlar arkadaşlar şöyle sağa doğru yatırarak bakın ilmekler kendiliğinden açılıyor. Şöyle elinizle de açabilirsiniz. Şöyle bastırarak da açabilirsiniz. Şimdi bu ilmeklerin kenar siyah kontürlerini geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde 7 zincirli yuvamızın içine 9 tane kirpiğimizi hazırladık. 9 tane kirpiğimizin şimdi üzerlerine
siyah ipimizle kontür çekeceğiz. Bu 7 zincirli yuvamızın, yeşil yuvamızın içine arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile giriyorum. Hemen sarımın dibine bakın. Bu şekilde. Sık iğne ile ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. İlk kirpiğimin şu şekilde arasına girip bu 5 zinciri buraya sık iğne ile sabitledim. 3 tane sıkı sıkı zincir. Arkadaşlar, hele ki bu siyahı muhakkak esnetin. Kenar kontürü için ince ve zarif bir ipe çok ihtiyaç oluyor. Bu şekilde esnettim. Siyah ipimi incecik yaptım. 3 zincirlerim bakın bu şekilde kalıp gibi olacak inşallah. Yine 3 zincir. İlkini tutturduk. İkinciye 3 zincirle geçtik. Üçüncü ilmeğimizin de arasına yine 3 tane bu şekilde zincirimi kapattım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi hemen bakın aralıyorum. Kirpiğimin 2 kirpiğimi 3 oldu. 3. ve 4. şu şekilde aralayıp şöyle arasına bakın sarının arasına bu şekilde giriyorum. Ve sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Evet. Daha önce bu modeli yapmıştım. Zincirle yapmıştım arkadaşlar. Hem de farklı bir ara suyu vardı. Bu şekilde değildi. Yine size bir yeni yonca modelini tarif ediyorum. İlmekle nasıl olacak? Hem de onu denemiş oluyoruz. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Ve hemen ilmeğimin içine kapattım. Araya 3 tane zincir. Sıradaki ilmeğimi kapatıyorum. İnanın bu yonca modelinden arkadaşlar 5 çeşit iğneden tığa çevirir misin diye model geldi. 2 yaprak arasında ikili olanlar geldi. Farklı sinek kanatlarının arasında geldi. İnşallah hepsini zamanla çeviririz. Rabbim nasip ve kısmet ederse tabii ki. Her şeyi Allah'ın dilemesiyle biliyorsunuz, istemesiyle. O istemezse yaprak bile kıpıldamaz. 5 tane zincir. Ve yine arkadaşlar bakın 3 tane kirpiği bu şekilde yaptıktan sonra ilk baştaki gibi yine aralıyorum. Hemen bu sarı ilmeklerin arasına girip 5 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Yine 5 tane zincir çekip yukarı çıkacağım. 1 Bismillah 2 3 4 5 zincir. Hemen ilk ilmeğime 5 zincirimi tutturup sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki ilmeğimin arasına girip sabitledim. 3 zincir. Evet. 5 tane zincir çekiyorum. Ve bakın yeşil ilmeğimin bu tarafındaki bol 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 olsun 7 zincir olsun dedik ki işte bu yüzden arkadaşlar şöyle rahat bir şekilde siyah 5 zincirimizi yeşil ilmeğimize şöyle bir pay kalsın. Bu şekilde sık iğne ile sabitleyebilelim. Bir tane de zincirimizi çektik. İpimizi koparıyorum. Arkadaşlar geçen videomda bir şey rica etmiştim dislike konusunda. Hani izlemeyin, izleme önemli değil ama dislike atmayın diye. Geçen bu mekik görünümlü oyama hani 1 değil, 5 değil, 10 değil tam 40 tane dislike atılmış. Hani benim gibi garibanın size ne kadar zararı olur da bu kadar kinle ilerlemesin video diye 40 tane dislike. Yani ben hani Hazreti Allah'ın İnayetiyle hani her şey nasip kısmetiyle ama yani bu kadar da garibanın nasıl bir kin, nasıl bir öfke, nasıl bir nefretle artık yani sonuçta yaptığım tığ işi bir zarar verici veyahut da
vattırı zıttırı derler ya, öyle bir video değil. İzlemeyebilirsiniz. Beğenmediğim şeyleri ben de kapatıyorum. İzlemiyorum mesela. Kimseye Hazreti Allah ne, ayetinde ne buyuruyor? Eğer zerre kadar kötülük yapan karşılığını bulacak. Zerre kadar iyilik yapan da karşılığını bulacak. Sen bu kötülüğü bana yapıyorsun. Sen de yarın bir postaneye gidersin. Derler hani internet çöktü, işlemin yapılmadı, işin görülmez. Hastaneye gidersin, işlemin görülmedi. Tam sıra sana gelir. İşlem çöktü, internetin çöktü. Hani işlemin uygulanmaz. Yani bu kötülüğün karşılığı olur. Hiç yani kötülük yaparken Allah'tan korkun. Yani biraz da elinizi vicdanınıza koyun arkadaşlar. Hani böyle şeyleri söylemeyi sevmiyorum ama bazen de hani bir değil, beş değil, on değil, kırk tane de dislike görünce izleme kapat. Yani arkadaşlar artık yorumu da size bırakıyorum. Ne diyeyim? Diyecek söz de bulamıyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yer diye bir atasözü var. Yani her zerre miskal kim ne yaptıysa karşılığını bulacak bu dünyada. Ben kimseye karışmam. Kendi halimde Rabbimin verdiği nimete şükür ederek oturur. Ne geldiyse haktan geldi der. Tevekkül ederim. Yani ne bileyim işte. Söyleyecek söz de bulamıyorum arkadaşlar bazen de. Hani videonun başında da böyle negatif şey salgılayıp söylemek istemedim. Sonunda dedim söyleyeyim. Öyle işte arkadaşlar. Allah büyük. Yine modelimizde gösterelim bu şekilde arkadaşlar. Hem yapılışı kolay, görünüşü hoş. Buraya mor renk sırasıyla rengarenk pembeler, istediğiniz zevkinize, hoşunuza giden renklerden, bu yoncalardan takıp kolay bir şekilde başınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yine biz moralimizi bozmayalım. Allah büyüktür deyip yolumuza devam edelim arkadaşlar. Her şey nasip kısmet işi. Evet. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.